Az ye biraz, az ye, çatlayacaksın. Ya kahvaltıda az yedim Firuz abla, açım. Böyle rejim yapmaya devam edersen biraz zor zayıflarsın. Ya Tuğçe bir abla, siz yandan rahat bırakın beni. Kötülüğüne mi söylüyoruz oğlum? Günde 70 öğün az az abur cubur yiyeceğine 3 öğün adam gibi yemeği niye daha iyi? Tuğçe geldi Firuz abla, kapıyı açar mısın? Ağzım dolu. Açmam, git o da seni böyle görsün. Ben açarım. Zaten Tuğçe değil, Kerem geldi. Nereden biliyorsun? Odamı toplarken camdan gördüm, canım. Ben şimdi sana... Iska, Iska. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu niye yerde? Ay sana ne ya? Burası bizim evimiz. Her şeyi bilmeyi ver. Tuğçe gelince söyleyeyim, ben odamdayım. Nesi var bunun? Hala size gelmemi mi istemiyor? Evet, bilmiyor musun? Seni benden kıskanıyor. Sakın üzülme Keremcim. Abiler böyle yapar bazen. Kız kardeşlerini çok sevdikleri için kimseyle paylaşmak istemezler. Sırf abim olsa yine iyi. Ya Çile'ye ne demeli? O hem seni hem de Tuğçe'yi kıskanıyor. Sahi, o nerede? Ah merhaba komşum, nasılsın? Hiç iyi değilim. Bugün çok temizlik yaptım sabaha kadar. Kollarım koktu. Ay kız bir de gelsene, sana bir kahve yapayım. Ay tamam, poşetleri bırakıp hemen geliyorum. Ay tamam, ben de hemen gideyim. Niye bana öyle bakıyorsunuz? Şey, çok güzel oynuyorsun da onun için. Yalnız benim çocukluğumda bu oyun oyuncak bebeklerle oynanmazdı. Yani senin gibi kızlar öteki kızlarla komşuculuk oynardı. Hala öyle ama benim hiç arkadaşım olmadığı için ben bebeklerle oynatıyorum. Birlikte oynamak ister misin? Saçmalama Yavuz, senle mi? Hem benle hem de senle. Ne var canım? Ya bir günlük çocuk olmanın kime ne zararı var? Ama biz erkeğiz, ne anlarız kız oyunundan? Madem iki kızım var, anlasan iyi olur. Hem yakında benim de bir kızım olacak. Şimdiden onunla oynayacağım oyunlara alışmam lazım. Yaşasın. Şimdi hep beraber evcilik oynayalım. Sen Suzan teyzemsin baba. Sen de Eda teyzemsin. Ben de Betişim. Hadi bakalım. Nene. Ya yapmayın Allah aşkına ya. Yavuz bak, Kendal Bey bizi görürse rezil oluruz. Ay ben ne yaptım? Peri olduğumu nasıl da ağzından kaçırdım? Kusura bakma Betüş'cüm. Geç kaldım ama haberler çok kötü. Ne oldu burada böyle? Periler aşkına ve bu eksikti. Of! Ne yapacağız Perihan teyze? Suzan'a her şeyi unutturmak için zamanı geri mi alacağız? Yoksa peri olduğumu ağzından kaçırmışken artık Suzan'a her şeyi itiraf mı edeyim? Aman, aman sakın Betüş, sakın. Böyle bir şey yapmaman gerektiğini biliyorsun kızım. Evet ama her başımız sıkıştığında zamanı geri almaktan nefret ediyorum. Tamam, tamam. Sen şimdi sakin ol lütfen. Anlıyorum hayatım, olanlar seni üzmüş, kafanı iyice karıştırmış. İstersen bu meseleyi nasıl çözeceğimizi daha sonra düşünelim, olur mu? Çünkü şu anda çözmemiz gereken çok önemli başka bir problemimiz var. Aa, sahi Perihan teyze, sen Periliç'in yanından döndüğünde haberler kötü demiştin. Ne oldu? Hayatım, Toprak annesinin karnından kaçmış. Ne? Nasıl? Ne zaman? Niye? Bugün sihirle kaçmış. Ben artık çok sıkıldım, dışarı çıkmak istiyorum diye tutturmuş. Eda da ona sabırlı olmasını söylemiş, onu ikna etmeye çalışmış. Dinleyen kim? Hayır, ben artık doğana kadar başka birinin içine gireceğim deyip annesinin karnından çıkıp gitmiş. Gidiş o gidiş kızım. Dudu da Eda da her yerde onu arıyorlar. Sihirle aynadan baksak? Oh, bir işe yaramaz ki kızım. Bir faninin içine girdiyse bulamayız ki. Ay, peki ne olacak şimdi? Ne olacak, ne olacak? Elimiz kolumuz bağlı. Biz de çıkıp Dudu'yla Eda'yla birlikte onu arayacağız. Kimin içine girdiyse onu oradan bulup çıkaracağız. Yok, tamam, başka çaresi yok. Tamam. Of, yok işte anne, yok. Bütün dünyayı dolaştık. Sibirya'ya gittik, Maldivlere gittik. Hatta Japonya'ya bile gittik. Kızımdan bir tek haber yok. Dur canım, hemen umutsuzluğa kapılma. Dünyada daha gidecek milyon tane yer var. Ay, öyle bir şey cesaret eder mi dersin? Yani ben diyorum ki ya buralardaysa, ya içimizden birinin içine girdiyse? Yok canım, öyle bir şey yapamaz. Hem öyle bir şey olsa haberi anında gelir.
Ay onu bunu bilmiyorum anne de tek bildiğim bir şey var. Yavuz akşam eve dönmeden önce benim bu kızı tekrar yerine koymam lazım. Yoksa Yavuz'a ne hesap veririm? Ay ne hesap vereceksin canım? Ay sapıtma. Hem kocana söyleyemezsin ki bunu. Deli der senin için. İşte böyle komşularım. Bizim büyük oğlan, büyük kız ufak kızdan oynayamayız dediler. Babası da aldı, işe götürdü. Bak bak komşuculuk bahanesiyle sabah sizin evde olanları anlatıyor. Yavuz abi lütfen oyna demer misin? Eda teyzem olur musun? Rica ederim. Pardon kardeşim, affedersin. Komşum bugün ne yemek yapacaksın evinde bakayım? Zuhal teyze gibi konuşur musun baba? Çok komik oluyor. Hadi ama ya. Eğleniyoruz işte dostum. Of, kasmasana. Tamam peki. Ay komşum bugün evde ne yemek yapacaksın acaba? Ay bizim evde yemekleri Firuze yapıyor. Firuze. Ay öyle mi, ne kadar komik. Bundan sonra da bizim evde yemekleri abim yapacak. Ho 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 ho. Biraz işe yarasın be. Ne oluyor burada arkadaşlar? Yok bir şey. Ben bir şey yapmadım. Oo senin başının altından çıktı. Şimdi anlatabilirsen. O yaptı. Ne filmi bu çocuklar? Yaşama Renkleri. Ne anlatıyor? Konusu çok değişik. Televizyon kumandasını ele geçirmeye çalışan iki kardeş kavga edince kendilerini bir dizinin içinde buluyorlar. Nasıl yani? Basmaya bir anda televizyonun içine giriyorlar işte. Hop televizyondaki dizideler. Ay ben de seyredeyim şu filmi. Keşke böyle bir şey gerçek olsa da ben de kınalı karın içine girebilsem. Tam zamanında. Ay. Merhaba Firuze abla. Merhaba, merhaba. Cem yok mu? Odamdayım. Buyur, buyur. Merhaba çocuklar. Merhaba. Keşke bu filmdeki gibi bir şey olsa da ben Tuğçe'yi bir kutunun içine soksam. Ya sinir oluyorum şu havasına. Boş ver. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.